Önceki videoda anlattıklarımızın hepsi iyi güzel de bir sorunumuz var. Sizlere bu iki yarık arasındaki mesafenin çok küçük olduğunu, birbirlerine mikrometre hatta nanometre derecesine yakın olduklarını söylemiştim. Öyleyse fiziksel olarak bu mesafenin farklarını nasıl ölçebiliriz? Buradaki engele bakacak olursak bu iki delik sanki aynı noktadalarmış gibi gözüküyor. İşte birbirlerine bu kadar yakınlar. Dolayısıyla mesafe farkını ölçebileceğimiz başka bir şeyi temel olarak bulmamız gerekiyor. Şimdi burada ilginç bir şey yapacağız. Bulduğumuz açıya bakarak mesafe farkını ifade eden bir fonksiyon oluşturacağız. Bakın aslında buradaki mantık şu. Önce şunları bir sileyim. Durumu şöyle açıklayayım. Diyelim ki tam merkezden geçen bir referans çizgimiz olsun. Bu çizgiyi bizim arkadaşımız. Bunun sayesinde açı ölçümü yapacağız. Buradaki çizgimiz yardımıyla duvar üzerinde bulunduğumuz noktanın açısını ölçmek istiyoruz. Açıyı şu şekilde ölçeceğiz. Merkez çizgisinden mesela şuradaki bir noktaya gideceğiz ve ikisi arasındaki açı ölçmek istediğimiz açı olacak. Sorumuz şu. Bu açıyı kullanarak mesafe farkını bulabilir miyiz? Zaten aradığımız şey de bu. Mesafe farkını nasıl bulabiliriz? Bu açıyla mesafe farkı arasında nasıl bir ilişki var? Şöyle bir ilişki var. Eğer ekran yeterince uzaktaysa aşağıdaki yarığın ortasından bu noktaya bir çizgi çekeriz. Aynı şekilde yukarıdaki yarığın ortasından da buraya bir çizgi daha çekeriz. Ve eğer ekran iki deliğin arasındaki mesafeye kıyasla çok daha uzaktaysa bu aslında bir sorun oluşturmaz. Çünkü bu delikler birbirlerine çok yakın. Öyleyse üçüncü bir çizgi daha çekeriz. Onu da şu şekilde gösterelim. Üçüncü çizgi buradan başlayıp aşağı doğru gidecek ve bu çizgiye dik bir açıyla gelecek. Eğer ekran yeterince uzaktaysa ve burası dik açıysa o zaman geriye kalan mesafelerin uzunluğu eşit olur. Bu arada yarıkların duvara olan uzaklarının yarıkların arasındaki mesafeden daha büyük olduğunu kabul ediyoruz. Yani buradan ileri olan mesafe ile buradaki mesafe birbirine eşit olacak. Peki mesafe farkı ne olacak? Buradaki küçük parça bize mesafe farkını verecek. Arta kalan küçük parça mesafe farkına eşit olacak. Başka bir deyişle burası delta x. Bunu nasıl hesaplarız? Eğer ekran yeterince uzaktaysa buradaki açı bu üçgenin içindeki bu açıyla aynı olur. Dolayısıyla bu ikisi aynı açılar. Bu ikisinin aynı açılar olduğunu bulduğumuza göre gerisi sadece trigonometri. Burada dik bir üçgen var. Üzerinde daha rahat çalışmak için tekrar çizeceğim. Şuraya dik bir üçgen çizelim. Bakın dik üçgenimiz şöyle gözüküyor. Üçgenin bir kenarı delikler arasında mesafe, buna D diyelim, deliklerin merkezleri arasındaki mesafe. Burada bir de turuncu bir çizgimiz var. Bunu dik açı oluşturmak için çizmiştik. Ve son olarak buradaki mesafe farkı var. Diğer üçgenimizi böylelikle oluşturmuş olduk. Bu kenar delta x yani mesafe farkı. Aşağıdaki delikten çıkan dalganın yukarıdaki dalgaya kıyasla aldığı fazladan yol. Bundan sonra trigonometre bilgilerimizi kullanacağız. Burada dik açımız var. Aralarındaki ilişkiyi oluşturmak istersek sinüs teta, çünkü burası teta ve bu teta diğer taraftaki teta ile aynı açı. Evet, sinüs teta eşittir, karşı bölü hipotenüs. Teta'nın karşısında delta x kenarı var. O zaman delta x bölü bu durumda hipotenüs d. De. İki delik arasındaki toplam mesafe. Çünkü burası dik açının karşısındaki kenar. Hipotenüs dik açı kenarlarına değmiyor. Hipotenüs dik açının karşısındaki kenar yani bölü d. O zaman mesafe farkı ne olur? Çift yarık için mesafe farkı d çarpı sinüs teta'ya eşit olur. Bulmak istediğimiz de buydu. Artık delta x'in d çarpı sinüs teta olduğunu biliyoruz. Öyleyse çift yarık formülünü yazabiliriz. Önce şunu bir sileyim. Çift yarık formülünü şöyle yazabiliriz m çarpı lambda eşittir d sinüs teta. Ama neden? Hatırlayalım. Yapıcı noktalar için delta x tam sayı dalga boylarıydı. Yani 0, 1 dalga boyu, 2 dalga boyu diye devam ediyordu. Dolayısıyla yapıcı noktalar elde etmek için d sinüs teta alınan mesafe farkı eşittir 0 lambda, 2 lambda olmak zorunda. Böylece çift yarık formülünü yazmış olduk. Bu formül bize ne ifade ediyor? Formüldeki m0, 1, 2 gibi değerler alır. İki yarık arasındaki mesafeye d dedik. Merkez çizgiyle duvar üzerinde bulunduğumuz yapıcı nokta arasındaki açı teta. Ve bu dalganın tepeleri arasındaki mesafede lambda yani dalga boyu. Teorik olarak m yerine buçuklu sayılar yazarsanız yıkıcı noktaların açılarını bulmuş olursunuz. Çünkü delta x'in alınan mesafeler farkının yıkıcıları vermesi için buçuklu lambdalara eşit olması gerektiğini biliyoruz. Yani eğer formüle doğru m değerini verirseniz yapıcı noktaların veya yıkıcı noktaların açılarını bulmuş olursunuz. Bazen bu m değerine yapıcı noktalar için mertebe denildiğini de duyabilirsiniz. Yani burası sıfırıncı mertebe olur. Çünkü mesafe farkı sıfır. Bazen buraya birinci mertebe denir. Çünkü buradaki mesafe farkı bir dalga boyu. Buradaki mesafe farkı iki dalga boyu olduğu için belki bir sonraki ikinci mertebe derler. Ama bu sonuca hala itiraz ediyor olabilirsiniz. Sonuçta iki delik birbirlerine çok yakınlar. Aralarındaki D uzunluğu çok çok küçük değil mi? Bunu nasıl ölçebiliriz ki? Evet aralarındaki bu mesafeyi ölçemeyebiliriz ama teta'yı ölçebiliriz ve aynı zamanda içeriye gönderdiğimiz lazerin dalga boyunu bilebiliriz. Ardından da hangi mertebede bulunduğumuzu sayarız. Toparlayacak olursak bu hızlı yöntemle bir şeyin üzerindeki iki delik arasındaki mesafeyi küçük uzunlukları ölçebilecek bir cetvelimiz olmasa bile bulabiliriz. İçeriye biraz ışık yollarız. Bunun gibi bir kırnım deseni ya da bir girişim deseni oluşur. Önce açıyı ölçeriz, sonra bu iki delik arasındaki uzunluğu bulabiliriz. Yine bu iki delik arasındaki mesafeyi bulmak için kristal kafes veya bir moleküler yapı kullanarak da farklı farklı kesin sonuçlar veren deneyler yapabilirsiniz. Ama unutmayın, uzunluğu bulmak için Yangın çift yarık denklemini kullanmanız gerekir.